tvbolu.com. Şimdi biraz gerçekçi olmak lazım. Yani durum değerlendirmesini yaparken 15 hafta boyunca galip gelememişsiniz. En yakın rakibinizin 4 puan gerisindesiniz. Haftalarca sıkıntılı bir süreç yaşanmış ve bu sürecin içinde krizli bir takım vardı. Şimdi baktığımızda biz ilk geldiğimizde genel duruma baktığımızda 10 haftalık bir periyot vardı önümüzde. Bu 10 haftanın 6 haftası deplasman, 4 haftası iç saha maçıydı. Hata yapma lüksümüz yoktu. Yani oyun planı anlamında, oyuncu tercihi anlamında, onun dışında genel maç stratejisi anlamında hata yapma lüksümüz yoktu. Çünkü takım bir krizin içindeydi ve bu krizden bir şekilde çıkmamız gerekiyordu. Ancak bizim ilk geldiğimiz günden beri söylediğimiz tek şey vardı. Boluspor'un ligde kalması gerekiyordu. Şimdi bu 10 haftalık süreçte iki ana sistem üzerinden, iki ana diziliş üzerinden 4 farklı oyun planıyla oynadık. Tabii ki burada farklılıkların olmasının birçok sebebi var. Çünkü bazen rakibe göre, şartlara göre, maçın durumuna göre, bazı maçlarda elimizdeki oyuncu profillerine göre, bazı maçlarda elimizdeki bazı oyuncuların sakat olmasından dolayı farklı tercihlerde bulunduk. Sonuç itibariyle amacımıza ulaşmamız gerekiyordu ve bu tarz değişikliklere herkes de uyum sağladı. Oyuncularımızın bütün maçlarda sahada olan, sonradan giren, sahanın kenarındaki bütün oyuncularımızın %100'üyle anın içinde olmasıydı. Bu bizim için çok önemliydi. Çünkü bir dirilişe ihtiyacımız vardı. Oyuncularımızın aidiyet duygusu ve yüksek enerjili olmaları bizim ligde kalmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesidir. Şimdi kolay bir dönemden geçmedik. Zorlu bir süreç yaşadık. Hepinizin bildiği gibi pandemi süreci yaşadık. Bu pandemi sürecinde 3 aylık bir süreç yani bizim için zor olmadı. Çünkü şöyle bir avantajımız vardı bizim. Yani başkanımız ve yönetimimiz artı kulübümüzün şartları, şehrin lokasyonundan dolayı belli avantajlarımız vardı. Bu avantajları kullanmamız gerekiyordu. Çünkü birçok takım video konferans aracılığıyla evlerde antrenman yaparken biz takımımızın hemen hemen tamamıyla tesislerimizde antrenman yaptık ve bunu lige taşımayı başardık. Bu bizim için çok önemliydi. Şimdi tabii ki bütün takımlar aynı problemleri yaşadı. Kolay değil yani 3 aylık süreçte herkes bu pandemi dönemini yaşadı. Ancak bizim şöyle bir durumumuz vardı. Biz 10 günlük aradan sonra yani o maçlar ertelendikten sonra 10 günlük aradan sonra lig başlayana kadar hemen hemen takımımızın tamamına yakınıyla bu süreci hep beraber geçirdik. Bu süreçte bana yakışan neyse ben onu yapacağım. İstifa etmek gerekiyorsa istifa edeceğim. Ben görevimi tamamladığımı düşünüyorum. Bundan sonra da yani o kararı verdikten sonra da artık herkesin hakkında hayırlısı. Ama biz işimizin hakkını verdiğimizi düşünüyoruz yani. Hem futbolcular hem teknik ekip hem yönetimimiz. Bu süreci çok güzel bir şekilde geçirdik yani. Çünkü ben buraya ilk geldiğim dönemde herkes de değil ama hem şehirde, hem tribünde, hem kulübün içinde çok fazla yoktu ama yani böyle düşme korkusunu çok yakından hisseden insanlar gördüm. Bunu insanların yüzünde hissettim yani. Tabii böyle krizi dönemlerin çok böyle ince dengeleri vardır. O dengeleri doğru yönetmek lazım. Çünkü krizin içinden çıkamazsanız daha büyük bir krize girersiniz. Bu sefer de kaçınılmaz sonu yaşarsınız. Biz bu dönemi çok iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. tvbolu.com